arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok tatlı ve sevimli ve harika bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi rengarenkiz çünkü bugün cinsiyet partisindeyiz. Daha içeri girmedim, kapıda çalıştırdım. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. İçeride müzik geliyor, o yüzden burada başlamak istedim videoma. Yalçın ve Oğulcan taksiyle geliyor. Şu an kamera arkasında Sude var. Melis, Tuana, Bengri ve Purple Mary'niz var arkadaşlar. Ben ve Po ve artık kafam karıştı gerçekten. Bir de geç kaldık, hava kararıyor. Bir de bebek falan oldum. Bir de bebek var ama cinsiyetin henüz belirli için kızınız ya da oğlunuz diyemiyoruz. Kapımı uzatmadan videoma geçmek istiyorum ama videoma geçmeden önce 3 saniye veriyorum. 3 saniye içinde kanalıma abone olup videomu beğenirseniz hepinizi buradan öpüyorum. Teşekkür ederim. O zaman ne yapalım? Hadi gidelim. Lafımı daha fazla uzatmadan bir an önce bebeğin cinsiyetini öğrenelim. Gel. Ya bak buradan görünüyor dekorlar. Görüyor musun bak? Görünüyor mu kamerada? Bu arada arkadaşlar şöyle bir sürprizimiz var bu videoda. Yalçın'ın bugün doğum günü. Ona doğum günü olarak cinsiyeti veriyoruz aslında. Manevi bir hediye. Ama bugün şey diyordu işte, bugün de benim doğum günüm, iyi oldu. Bana ödül oldu bu da falan filan. Doğum günüm aradan çıkmış oldu falan diyor. Ama onun için bir pasta gelecek buraya ve 3 milyon olduğu için 3 milyon balonları gelecek. Bundan hiçbirinden haberi yok. Hemen cinsiyeti öğrendikten sonra Yalçın'ın doğum günü sürprizi de bu videonun içinde olacak. Yani üçü bir arada kutlaması olacak bu video. Ve buradan sonra da eğlenmeye gideriz falan dedim ben Yalçın'a. İşte ne yapacağız benim doğum günümde falan dedim. Ne yapacağız dedim. Cinsiyet partisi yapıyoruz. Daha ne yapalım sana dedim. Çok hızlı konuştuğumu fark ettim şu an ama bu iyi bir şey yani. Takılmadan konuşabiliyorum. Bak kesme Furkan buralarını. Akşam da dedim senin için eğlenmeye gideriz. Oradan sonra çıkarız. Bir yerlerde otururuz falan dedim. Yok yani ne oturacağız falan dedi. Ama ben yine de çıkmak istiyorum. Bakalım neler olacak. Hadi gidelim. İlk görevimiz Yalçın'ı bulmak olsun. Yalçın buradaysa tabii. Bu arada editörüm Furkan yaşı küçük olması sebebiyle gelemedi arkadaşlar. Ailesi izin vermedi. Çok üzgün şu an. Buradan da ona selamlarımı yolluyorum. Şakama kalkan çok kötü açılıyor. Benim de. Baksana baksırı giydim altıma. Ha, şimdi bu elbise böyle tamam mı? Durmalık. Hareket ettiğin an baksırın görünüyor. Bakar mısın? Neyse gel. Bayan popo olarak gezeceğim bugün. Yalçınlar da geldi. Gelin gelin gelin. Bizden sonra geldiniz taksiyle. Hep trafik. Ben bir de yanlış yola girdim. Selam Sude. Selam. Nasılsın? Balonlar çok güzelmiş. Sen de çok şıksın. Şu manzarada şöyle bir fotoğrafını çekmeliyiz. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ben seni çekeceğim. Diğer arkadaşları çekmeyeceğim. Tamam. Sadece seni ben çekiyorum. Sana birkaç sorum var. Tamam. Kız mı hissediyorsun, erkek mi? Ya ben sen hamile değilken bile hep kız hissediyordum ama yani erkek de olabilir gibi geliyor yani. Bilmiyorum. Peki sen ister miydin yani kız olsa daha şöyle olur ya da erkek olsa daha böyle olur dediğin var mı? Kız olsa daha hanımcık, daha sevimli gibi geliyor ama erkek olsa... Pek bir hanımcık yani. Olmaz bizim yanımızda, biraz fırlama olur gibi. Olsun. Kız mı hissediyorsun şimdi? Evet, kız. Tamam, bakalım ne olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Evet, Meryem Hanım. Hemen söylüyorum. Cinsiyeti ne hissediyorsun? Ben erkek hissediyorum ama böyle... Kız da olabilirmiş ama erkek hissediyor yani. Ama kız da çıkabilir. Yok amına. İçimden geçen erkek. Bu kadar mı? Ama erkek bence. O zaman erkek diyorsun. Evet. Tamamdır. Görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Selam Tuana. Selam. Şimdi sana bir sorum var. Bebeğin cinsiyetini ne tahmin ediyorsun ya da ne hissediyorsun? 4 senedir yani sanki bir çocuğu olacaksa kız olacakmış gibi geliyor ama içim erkek de doğuyor. Ama daha çok kız hissediyorum. Öyle mi? O zaman kız. Kız diyorum. Evet. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Hoş Oğulcan bulduk. Bey. Hoş bulduk. Şimdi sana bir sorum var. Sor. Bebeğin cinsiyetini ne hissediyorsun? Ya ben erkek hissediyorum, yalan yok. Çok uzun bir süredir. Aha. Evet kız olabilir ama kız istiyorum aslında. Ama ben erkek olduğunu düşünüyorum şahsen. İsim bu yönde. O zaman erkek diyorsun. Evet erkek diyorum, teşekkür tamam. ederim. Hoş geldin Melis abla. Hoş bulduk, aşırı heyecanlıyım. Erkek hissediyorum erkek. Erkek mi? Emin misin? Evet. Kız olma ihtimali yok mu yani? Ben hislerime çok güveniyorum. Allah diyorum şimdi kız çıkıyor. Sağlıklı olsun. Allah anneli babalı büyütsün. Bir ömür beraber olsunlar inşallah. Cinsiyetin pek bir önemi yok. Yani hissettiğim evet. Erkek ama. Teşekkürler. Hoş geldin Melek abla. Hoş bulduk. Sana bir sorum olacak şimdi. Sor bakalım. Bebeğin cinsiyetini ne hissediyorsun? Bence erkek olacak ama Ezgi'ye kız daha çok yakışır. Kalbinde hangisi varsa umarım o olur. İnşallah. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Teşekkürler. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba adayı. Evet, sorularınızı alayım. Bebeğin cinsiyetini ne hissediyorsun?
söyleyelim mi seçelim, yoksa buradan mı seçelim? Fark etmez. Seçen oldu mu burada? Hayır. O zaman güzel bir fikir var. Aslında şimdiye kadar pembe hissediyordum ama şu an mavi hissediyorum. Ne oluyor? Erkek. Evet, gerçekten şu an içimden erkek geçiyor, biliyor musun? Yani birçok şey hep kız dedi. Aslında ben, ya benim için her zaman söylüyorum, kız veya erkek fark etmez. Önemli olan sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş çocuğumuzu almamız. Ama şu anda içimden ne geçiyor dersen erkek geçiyor. Son kararım. Son kararım bu. Ayrıca çok heyecanlıyım. Hemen şimdi öğreniyor muyuz? Evet. Ya ben gideyim öğreneyim o zaman. Tamam. Gidiyorum. Teşekkürler. Sıra bende mi? Evet. Evet, ben geldim. Hoş geldin. Ben soruları biliyorum ama nasıl olacak? Kopya çekmiş oluyorum şu an. Maalesef. Evet, ben hep en başında da söyledim. Kız ya da erkek hiçbir şey hissetmiyorum dedim. İnsanların söylediği şeyler benim bilinçaltımı çok etkiledi. Yani şöyle, herkes kız dedi. Allah Allah, herhalde kızım olacak dedim. Öyle düşünmeye başladım. Bu benim hissettiğim bir şey olduğu için değil. Daha sonra işte erkek olacak. İşte karnın geniş, yok karnın sivri. İşte güzelleşiyorsun, yok çirkinleşiyorsun falan deyip erkeği kafama sattılar. Ve dün ultrasonda da, ultrason görüntülerini izleyen arkadaşlar bilir. Zaten birazcık sinirlendim. Çok çirkin çıkarttılar bebeğim fotoğrafta diye. Fotoğrafta erkeğe benzettim çocuğu. Bir yeri göründüğü için değil. Yüzü erkek gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şu an o fotoğraftan sonra biraz erkek gibi hissediyorum. Ama ne tatlı ne ekşi bunlarla alakalı değil. Ya da kilo aldım yok sağda yok solda, kesinlikle böyle şeylerden değil. Sadece fotoğraftan o vibe'ı aldım. Anlıyor musun demek istediğim? Böyle şeyi sanki erkek bir bebekmiş gibi algıladım. Ama bu da beni yanıltabilir. Çünkü kardeşimin çocuğu da erkek çocuktu. Çınar'ı bilirsiniz. Ama herkes onu kız zannediyordu. Çünkü kıza benziyordu baktığın zaman. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz heyecanlıyım. Çünkü bugüne kadar çocuğum olacağının heyecanı vardı ama bugünden sonra bir kızım ya da bir oğlum olacak diye hayatıma devam edeceğim. İşte mesela AVM'ye girdiğim zaman, çocuk ürünleri gördüğüm zaman kız şeyleri görüyordum çok tatlı ya da erkek şeyleri gördüm çok tatlı ama alamıyordum ne olacağını bilmediğim için. Ama şu andan itibaren bunu bilerek yaşayacağım. Önümüzdeki 4 ayda da bunun heyecanıyla yaşayacağım çocuk doğana kadar. Tabii ki öncelikle sağlıklı olsun ama derseniz kız çocuğum bu da istersin, erkek mi istersiniz derseniz ki soruyorlar. Benim için gerçekten ikisinin değeri çok farklı. Çünkü hep ben şöyle düşünüyorum. Kızım da olsa onda böyle aynı şeyler giyip dans ederim, bir şeyler yaparım falan, eğlenmeye giderim. Oğlum olursa da onun heyecanı şöyle farklı olur. Çünkü kendim küçüklüğümü yaşadım. Bir kız çocuğunun yaşadığı şeyleri yaşadım. Aslında kızım olursa ona daha tecrübeli yanaşabilirim. Oğlum olursa da bir erkek çocuğun hayatını öğrenmiş olurum. Çünkü bir erkek kardeşim yok. Bir erkeğin nasıl büyüdüğünü bilmiyorum. Tabii ki kız olursa avantajı benim de kız olmamdan dolayı bir tık fazlaydı. Ama erkek olursa da onun tecrübeleri, işte büyümesi, kız arkadaşı, okulu, kavgaları falan, bunları falan düşündüm. Birkaç gün önce başladım bunları düşünmeye, cinsiyet günü yaklaştıkça. O yüzden ikisinin de yeri gerçekten çok farklı olacak. Hiç üzülmeyeceğim kız oldu ya da erkek oldu diye. İkisinin de heyecanı bir başka olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi temennimiz önce sağlığı yerinde olsun. Tabii ki cinsiyet çok da önemli değil. Sonra bir tane daha yaparız ama da. Zaten bir kere yaptık, ikinciyi de yaparız. Ben zaten hep şunun fikrindeydim. Ben hayatımı güzelce yaşayayım, her şeyimi doya doya yaşayayım, gezeyim, tozayım. Daha sonra, her şeyden sıkıldıktan sonra çocuğuma zaman ayırabileyim diye hep ileri tarihe attım. Hep 30'dan sonra yapacağım, 30'dan sonra yapacağım dedim ve planlarıma göre ilerledi her şey. Bir tane çocuk yaparsam eğer, tek kalmasın, 2 ya da 3 yaparım dedim. 4 hiç düşünmedim ama 2 ya da 3 yaparım diye düşündüm. Allah izin verirse de öyle olmasını isterim ama yine de emin değilim. Önce birini bir yapalım, bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Büyük konuşmak da istemiyorum. Birazcık da korkuyorum çünkü bu bir sorumluluk. Söyleyeceklerim bu kadar. Heyecanlıyım, bilmiyorum saçma sapan bir şeyler söyledim mi? Affedin şimdiden. Öpüyorum sizi. Ben gidiyorum. Biraz sonra Jinmer'ler ve Jaden'leri bekliyoruz. Onlar geldikten sonra da balonumuzu patlatacağız. Orada balonumu şimdi var ya, eskaza patlasa sıcaktan falan her şey ortaya çıkacak. Bekliyorum yani bir önce gelsinler ve patlasam diye. Bu arada eteğim çok kısa ama altımda şort var arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Neden bunu yaptım bilmiyorum. See you. Jaden, welcome. Alright, I think it's gonna be a boy because everyone... Sit down. Welcome. Welcome, yes, I'm here. You feel boy or girl? Okay, so... Truth is, at first I was feeling a girl, but now I think it's a boy. It's a boy. I feel it. Neden? I'm not sure. So let's find out if it's a girl or if it's a boy. Let's go. Hadi gidelim. Welcome. Oh, welcome. Is Aftan? I'm excited. I'm at the. How do you call it? You feel boy or girl? Oh, just boy or girl? Boy. Mini Yakari.
Neden? Why? A boy. No, no problem, girl. Cute too. But I say a boy. Okay. Okay? Thank you. Hazır mıyız Ceylin? Shut up. Sus Ceylin, sus. Ceylin, scrap. Enough. Enough. Okay. Heyecanlı mısın? Daha büyük heyecanlı. Okay, senin bir hediyen var. Önce onu aç. Gelsin. Senden mi? Benden. İsim Furkan kim? Bey'den. Furkan Bey'den. Furkan Bey'den. Furkan Bey'den hediyemiz geldi. Merak ettim bak. Furkan, alacağım bak, olsun yani. Yalçın'a hediyem. Ben de burada alacak, anne oluyorum. Allah Allah. Oo. Good man Furkan. Furkan galiba altın yollamış bana. Şaka ne yollamış ya? Doğum günü kutlu olsun, yakar ediyor. Tut bakayım. Kral bizi ıslatmayasın. Sığır bir adam. Furkan'dan altın bileklik sağ olsun, var olsun. Gel takayım. Güzel, güzel. Adana vurması. Bir hadi. O da mı Furkan'dan? Git kameraya göster, git. Şampanya da Furkan Bey'den. Şampanya Furkan Bey'denmiş. Kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Bu arada doğum günüm ilk hediyesini Furkan'dan aldım. Teşekkürler kardeşim. Anne hariç, herkes içer. Doğum günüm ilk hediyesini Furkan'dan aldım. Ben böyle sana bir şey çağrıştırıyorum. Yani bu nedir be? Bu nedir be, hediye değil mi? Ha bak. Doğru. Hediyeyi kendin yaptın. Doğru. Evet. Ne yaptın? Böyle bir şey hoş değil ama yani. Hiç hoş olmadı. Ben gidiyorum. balon patlatacağız mı şimdi? Ten. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Bana doktoru söyledi. Yanlış söylemişse ben karışmam. Şey, gelmezsiniz. Abi söyledim. Psikopat yaratacağım dedim. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. En başında erkek demiştim. Kimse bana inanmamıştı. O zaman bir dakika. Bir dakika. Burada Dude'nin bin bir çeşidi o. Hoca karı. Evet. Senin hislerime güvenin ama Dude'e hayır. Evet. Kimse inanmasın. Hepsinde kız çıkmıştı. Bak, burada erkek yaptık. Makas bıçak yaptık. Kız. Anahtar yaptık. Hepsini yaptık kurafelerin. Hiçbirisi tutmadı. Demek ki öyle şeyler doğru değil. Demek onlara inanmamak. Aynen, ben de demiştim erkek diye. Ne oldu yani? Kadın bayıldı. Today. Drunk day. Drunk night, yes. For your boy. Yeah, bravo Efer ya. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Alkolsüz olduğuna yemin edebilirim ama kalıp diyemem. Evet, evet, çaktırma. Çaktırma. Yeah. Bu Apple Leaf for me. Sakin ol. Sakin ol. Oo! Bu kim için biliyor musun? For Yakari Junior. Psycho. Kafadan aşağı dök. Psycho Junior. Bro, ekoyta. Bro, healthy boy. Aferin sana baby face. Söyleme alkolsüz olduğunu söyleme. Tamam ama sonra söyleyeceğim. Tamam sonra. Bu ne ya? Kızlar şampanya alkolsüz içebilirsiniz bu arada. Ben hiç ama çocuklara söylemeyin alkolsüz olduğunu. Ha? Bir şey diyeceğim. Cheers. Birisi fake'di diyor. Şaka yapıyorsun. Evet şu an. Oha. Hey. Her şey yalanmış. Her şey yalanmış. Patladık. Nabızal mı? Gerçekten. Nabızal mı? Yalan dedi. Hayır ya. Şaka yapıyor. Gel. Yok ya, yok. Doğru mazbata doğru. Gel beraber keseceğiz, gel. Bunun içinden çıkıyormuş, gerçeği burada. Tam ortadan mı? Niye titriyorsun? Ben pembe tarafa gittim, ben kızım. Bir şey diyeceğim, niye titriyorsun? Heyecanlandım. Ortadan bir şey de verebilirsiniz, aynen. Ya, dilim olarak çıkarsanız daha iyi olur. Çünkü içinden çıkıyor. Ha, anladım. Şöyle titriyorsunuz burada. Şöyle bir... Dur. Bölmek istiyorum, ne var? Karışık şu an. Yandık ama şimdi ne var? Soru işaretini aldık ya. Çekil ya, sen git, ben git. Şaka mı? Dur bakalım, belli olacak. Ooo. Kaldıram. Kalbim olacak. Ooo, geldi, ne geliyor? Yavaş düştü. Ne geliyor? Geldi mi? Hadi. Yakaladım. Yakaladım. Erkek. Erkek, evet, mavi.
Tamam tamam. Bu tamam. kesmiyor muyuz bunu? Yemiyorlar mı? Çok güzel pasta. Ben çatal getireyim direkt. Yani bunlar zaten eliyle yiyor arkadaşlar. Şimdi bunu yiyoruz. Bu çocuğun pipisini mi temsil ediyor? Ne zaman kapatayım? O ısırırım o zaman. Getir. Bir de yemek yiyen benim burada şu an. Soğanıyorum. Acıktın mı bir tane? Yok. Ben sabaha kadar yemek yemem. Böcekten korkuyorum bak atlıyor. Hayır bebeğim o böcek arıyor. Böcek. Böcek mi yiyor yazık? Yemek yok mu? Evet. Birinciyi yapmak ama zaten. O... Yapmışken yapayım yani artık yap. Yani yapmışken bir kaygısızlara mı çevirelim evi? Ya anladın mı? Ya düşünsene. Ya, bakacak zaten. Düşünsene her sene böyle geziyorsun. Abla bence peşini yaptı. Peşini yap. Peşini yap diyor bu da. Bilgileri nefes alak gibi gezer olacak değil mi? Değil mi? Hiç, yani bu süreçte de hiç gezmedin sen helal olsun sana. Evet hiç gezemedim ya. Yani çocuk bir de olsun bir gezse tosun ya. Söyleyeyim hamile kaldığından beri her gün evdeyiz zaten. Evet. Evet mi? Ya buna inanamıyorum gerçekten ya. Olacak. Evet diyor ya. Evet. Abi bu kadın gezdi mi şimdi ya? Ya. Oh my god. Arkadaşlar 34'e giriyor ya. Başka bir şey yapmak istersen. Bir şey soracağım. Ona. Birincisi neden futbol topu? Artık futbol yok. Yakarlı futbolla bir ilgisi kalmadı. Bu biraz saçmalamış. Bu arada daha tatlı olur. İkincisi neden 33? Futbolla alakası yok ama fişayla var, maçlarla var. Ve neden Kola Turkan'ın verdiği top? Şeyi verin. Çatma verin de Erkan. Bunu bombaya kurdum. Bana bak. Bence pastaya para vermedi. Reklam olarak aldı. Bu ki. Harika bir şey olsun. Bağımsız. Ay teşekkür ederim bebeğim benim. Gel. Bekleriz mi? İşin kapatıyor. Şaka yapıyorsun. Post de vermedim. Kamerayı sen de gel. Alın. Çok sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada ilk defa doğum günü hediyesi alacağım. Doğum günü, Teşekkür ederim. Hala. Ben de doğum günü hediyesi veriyorum. Çekilin. Gerçekten. Abi bugün ikiden çağırmışsın. İlk senin ikiden. Bak ikiden. Çok önemli. Ne oluyor? Açacağım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani bu espri anlayışında da kazandığının farkına var. Bir dakika bir saniye. Nothing? She give nothing. Abi seni diye çalmışlar ya. Sude. Sude, Sude söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Seni Allah kahretsin. She bought this one, but it doesn't say here Karen. Arkadaşlar Sude bu gömleği almış ama biz söylemedik Sude'nin aldığını. Bugüne uyumlu olduğu için giysin diye. Ben aldım da giydirdim zorla. Sude de boş paketi verdi. Sude yani bu gömlek Sude'nin hediyesi. Evet Sude'nin hediyesi. Teşekkür ederim. Kendisi beni 1981'e götürdüğü için. Allah razı olsun. Aç aç benimkini aç abi. Hangisi? O en sondaki. Bu mu? Evet. Bence TikTok yapayım bunları. Aç abi şunu. Haydi aç. Bir şey yapalım YouTube'a, paket açalım. Ezgi'den hediyelerimi açıyorum. Kendi renkli. Ben oturayım o zaman ya, ayağım ağrıdı. Otur aşkım, gel buraya. Aa dur, anasını bakayım ne güzelmiş. Aa bunu kim aldı? Ben. Okay. Ne diyorsun ya? Bu da 1975'ler. Ya bunlar bir şey söyleyeceğim. 80'ler dizisi mi başlayacak ya? Yani abi, neden yani? Kastan çarptılar ya. Çok güzel yani. Çok güzel, hiç anlamıyorsunuz ya. Tam ben olarak bayılarak aldım. Aşkım teşekkür ederim kardeşim benim. Arkadaşlar mükemmelsin. Bu adamın 34 yaşındaki bunu, problem var mı? Bunu her kahvaltıda masaüstü olarak kullanacağım. Ramazan'da da yeri sürdüm. Hangisi? Benimkiler. Ya iki benim makara yapma yapma. Ya şuna evet. Üzerindekine ne kadar tatlı. Karton karton. Evet. Evet.
Dur, buradan sonra sana geleceğim. Hello, this is for you diyor Yalçın. Bunu beğeneceğini umut ediyorum. Bakıyorum. Güzel, o da ilk işlerden almış. Bakan yapıyor. Ver şu adam, bu güzel bak. Severim. Çok teşekkür ederim. Bundan herhalde yapmayın, o da askere değil. Wow. Güzel, çok teşekkür ederim. Güle güle. Bunu da böyle koyayım. Ve... Hediyeni alalım tatlı. Bu anaya bakayım. Salak, biz bu adamı... It's my birthday. Where is your gift? Hey, my gift. Enişte. Bakalım bu kaç benim. Ver. Okay, I will come. Wait me. Bugün yoluna git bugün. Ooo, rengi bir hoşuma gitti. 1960'lardan. Güzel. You're welcome. Güzel. Hepinize çok iyi. Ooo, Rafet'e Roma gibi. Abi şöyle söyleyeyim, gömlek alma sebebimiz şu. Çünkü neden hep giymiyorsun. Hep şört giyiyorsun. Herkes fark etmiş gömlek giyiyorsun. Ve sana gömlek çok yakışmıyor. Evet. Çok hoyrat ya. Gerçekten hoyrat ya. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Peki doğum günü konuşması yok mu? Ya benim için önemli olan gerçekten düşünüp almanız. Yok, gerçekten çok sağ olun. Böyle güzel bir aileye sahip olduğum için zaten en büyük mutluluk bu. Ailenizin büyük olması. Güzel kardeşlerim benim. Evet, doğum yurunuzu katlettiler. Aykırı dayalı bir aşk faciası. İnşallah her zaman böyle güler yüzlü oluruz. Her zaman mutluluğumuz daim olur canlarım benim. Özellikle ya bunu var ya, böyle planlasak olmazdı biliyor musun? Evet. Çocuğumun cinsiyetini öğrendiğim gün doğum günüm olması. Yine söyleyeyim, hepinize çok 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 sonsuz teşekkürler kardeşlerim. Ne demek abi, canım sağ olsun. Canımsın. Güzel duymamış oldum. Benim güzel arvadım almadı mı bir şey? Ya benim bugün başım ağrıyordu, çıkamadım. Uyudum. Biliyorsunuz zaten bu... Şeyler küfür etmek istemiyorum. Sansürlü arkadaşlar beni çok sinirlendirdi. O yüzden biraz başım ağrıdı için uyudum, hediye alamadım. Ama ben sana en güzel hediyeyi verdim. Daha ne istiyorum? Aynen öyle. Evet, doğru. Evet. Doğru. Sanki. Doğru söylüyor. O konuda hakkını yiyemez. Evet. Doğru aşkım. Gel bir öpeceğim. Tamam, ben bebeğimin varlığı bile benim için en büyük hediye. Ha, mavi mi? Lan bu da mı? This is my birthday. Shit! Not for me. 33! 34! Same mistake! Oh! Yeah! 34! Alayım ben. Teşekkürler. Her şeyi yaktınız mı? Hallettiniz mi? Yaktık. Hadi pastayı da keseyim. Hadi bunu da yiyin de. Valla burası almadı. Böyle Ezgi. Ya açamadım meşale derken ya. Eda hayat tutuyor zaten. Yazgaram 4 milyon olan. Ne 3 milyonsa? İşte bu daha güzel oldu. Evet. Ne yapasın söylesin? Yalçın 3 milyon parti yapamamıştı. Söyleyelim, evet, 3 milyonla ilgili bir şey düşünüyordum. Bir video çekecektim. Maalesef ülkemizde yangın çıktığı için yapamadık. Demek ki yapmamamız lazımmış diye düşündüm. Uçan balonu bırak falan gider. Bırak mı? Öyle çekelim mi sonra? Ya bırak gitsin be abi. Hayır, evet. Ya olmaz, biz de gideceğiz buna. Şöyle. Okey mi? Tebrik ederim düşündüğüm için de. Sağ ol aşkım. Nasıl sığdırdın bir gün her şeyi? Tam Kayseri'li değil miyim? İşte benim karım. İşte Yakar'ın istediği kadın bu. Öyle denk geldiği için öyle oldu. 1 milyon. 3 milyon. Şşş, bırakalım mı? Hayır. 3 milyon. Çekeceğiz. Abi, M'yi sakın bırakmayın. O benim olsun.
Arkadaşlar şu an bir panik havası içerisindeyiz. Çünkü partimiz bitti. Balonları falan patlattık. Şöyle göstereyim size. Herkes toparlanıyor. Ben de herkesi daha fazla yormak istemiyorum. Çünkü herkes yoruldu, zıpladı, kopladık, videolar çektik falan. O yüzden videomu yalnız kapatmak istiyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umutlu günümde bana eşlik ettiğiniz için hepinizi çok öpüyorum buradan. Bakın beni bekliyorlar şu an videomu kapatmamı. Aslında evde kapatacaktım ama buradan da bir eğlenmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hep birlikte toplanmışken. Birkaç saat bir yerlerde eğlenip oradan eve geçeceğiz. Tekrar videomu beğenen herkese buradan öpücükler gönderiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Oğlumla alakalı olacağına çok eminim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.